Basarım. Ben Serdar ve Atlas'a hoş geldiniz. En son ne yapmıştık? yangını söndürecektik galiba. En son. Sesim tuhaf görünüyorsa saç bandı bozuk. Bozuk. Hatalı resim. Oo yo. Kaç. Koş koş koş. Kurtuluyoruz. Ne güzel ıslanıyoruz. Oh, oh, oh. Gel, gel. Bu ne? Kafeterya. Adam öldü. Adam rest in peace oldu. Koş abi, koş. Koş. Buralardan hep çıkmak gerek. Bak mesela şey yapamıyorum. Böyle çıpat diye kapatıyorum ancak kapıyı. Manyak. Neyse yarın kurban keseceklerdi. Ben de böyle yapmış oldum. İnsan sayılıyor muydu ya kurbandan? Çok iğrenç bir esmir attım. Kelime anlamıyla da iğrenç bir esmiriydi yani. Neyse şuradan gireceğiz herhalde. Adam oradan kaçıyordu. Orada birileri var demek ki. Orada canımızı okuyacaklar bizim. Oraya gitmekten başka seçeneğimiz yok. Her zamanki gibi orayı da açamıyoruz. Ne zaman açıp sesler duyuyorum. Ya bu çok ucuz bir numaraydı ya. Direkt önüme attılar adamı. Dışarı mı çıkacağız? Yapma. Yapma gözünü seveyim yapma. Dışarı çıkmak istemiyorum. Şunu okuyalım bari. J. Mukultura programı. Dur şunu bakayım. CIA Mori Dokumanno. O bla bla bla. Kime? Dosya. Dosyaya gidiyor. Dosyaya gidiyormuş bu. Dosyaya gidiyor. Konu özel araştırma mavi kuş. Birinci genel problem. Son birkaç ayda mavi kuş projesi araştırma, çalışma, eğitim ve şayet varsa maliyetli uyku indüksiyonu ve hiptonik ile elde edilen tekniklerini savaş ve spesifik ajantalar için problemlere karşı uygulamak üzere geliştiriliyor. H sonrası bireyin kontrolü temel ahlaki ilkelerine aykırı bir eylem oluşturma fırsatı yaratmış olur muyuz? Bu 3 diyor buna. 7. Neden böyle dağınık gidiyor ki bu? Amnezi altında her koşulda kontrolün elimizde olduğu garantisi verilebilir mi? Verebilir miyiz? Bir insanın kişiliğini değiştirmek olası mıdır? Bunu daha ne kadar sürdüreceğiz? Olası. İnan bana olası. Yani bu oyunda anladığım bir şey varsa olası. Uyku tetikleme makinesinin tüm detayları nelerdir? Öğrenmek istiyor musun? Asıl soru o yani. Bir de öyle bir soru olacak burada. Neyse. Arkada böyle asansör gibi bir şey vardı. Dışarı çıkmaktansa onu denemeyi tercih ederim. Şu an dışarı bana pek güvenli görünmüyor ya. Asansörü kullanabiliyor muyuz? Aşağı mı atlayacağız direkt? Of. Aa yok ben direkt buradan aşağı atlarım yani. Dışarı çıkmam yani ben. Yok. Paşa paşa dışarı çıkacağım genelde. Burada ne var peki? Aha! İki pil var be! Genelde o dışarı çıkacağız yani. Hadi bakalım. Bu açılıyor mu? Açıldı. Burada pil var mı? Pil olsun burada. Boş boşuna gelmiş oldum. Bu ne? Bir şey gördüm. Burası böyle fantezi odası yani. O tarzda bir oda. Buraya boş boşuna yapmışlar böyle. Vakit gitsin. Feder Martin'i mi arayayım? Tövbe tövbe. Tamam arayayım. Telefon gerek ama.
yavaş yavaş kapa sen bunu. Ya da çarp gitsin ya. Parmağımız hala şey bu arada. Kesik yani. İki parmak eksiyiz. Aha. Pil aldım. Bol bol pil veriyorlar. Demek ki uzun süre dışarıda kalacağız. Bakım kulübesi anahtarını almışım. Demek ki bu anahtarı iyi. Erken almam iyi oldu bu anahtarı. Anam. Işığa doğru git. Ya adam da deli gibi korkuyor, beni de korkutuyor ya. O da deli. Ben de delireceğim yakında. Korka korka oynuyorum manyak. Aa, hayaletler geçiyor hafta. Ama orada bir şey var. Işığı görüyorum. Aç 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 kapa. Kaç abi kaç. Var mı burada pil bir şey? Yok mu? Buraya boş boşuna mı geldim? Fantezi olsun diye geldik buraya. Bu ne ya? Kamp değiştir. Abi yok. Yanımda cisimler dolaşıyor. Aç kapıyı. Yanımda cisimler dolaşıyor. Allah'ım sana geliyorum. Yakında atalarım kavuşacağım. Tek spoiler gibi olmasın ama yakında Big Smoke'un yanına gideceğiz. Öyle görünüyor. İş yani öyle gösteriyor. Mouse! Daha kaliteli bir mouse almalıydım. Dur. Adam bir şey yazdı. Notlar. Karanlıktaki şey. Tanrım bana yardım et. Sanırım Wall Rider'ı gördüm. Güzel, bunu yaptık. Tanrım bir de bana yarat. Kalpten gideceğim yoksa. Adamcağızın durumunu hiç düşünmek istemiyorum. Adamın adı neydi ya? Adını unuttum adama. Neyse. Karşı tarafa mı zıplayacağım ben şimdi? Hadi bismillah. Hop. Hop. Zıplasana. Özürlü müsün? Ne oluyor ya? Hah, ve bundan zıplıyoruz. Ve balkona çıktık. Evet, artık güle oynaya şey yaparız. Basketbol falan oynarız. Lütfen bana böyle şeyler yapmayın. Dışarı çıktı. Dışarıdasın zaten. Şurada bir delik var. Geç oradan atla. Orasında pek güvenli olduğunu söylüyorum ama madem dışarı çıkmak istiyorsun, girebiliyor muyuz içeri? İçeri girmek istiyorum çünkü şu anda. Dışarı çıktım şimdi, artık içeri girmek istiyorum. Ben de gayet iyi. Sen kimsin? Oraya bakıyor. Hayran. Wall Rider fanları bunlar. Sen kimsin? Sen ölüsün. Anlaşıldı. Çok güzel. Çok hoş misafirlerimiz var. Çok arkadaş. Ya! Ya müzik garipleşmeye başladı. Yapmayın, gözünüzü seveyim, yapmayın böyle şeyler ya. Burada bir şey yok. Telsizin pilini alsaydık fena olmazdı hani. Sesler duymaya. Ben burada pil gördüm, pil alacağım abicim.
sen bana takma. Sanırım buradan şey mi yapacağım? Yukarı mı çıkacağım? Yukarı çıkmayacağım. Ne yapacağım? Burası da böyle. Aşağıya mı ineceğiz? Evet. Tellerin arasında ben güvendeydim açıkçası. Bayağı bir güvende hissediyordum yani. Merhaba. Merhaba. Şu anda bayağı gerginim. Birisi bana dokunursa tokadı çakacağım. Hiç yok. Burası geldiğim yer ya. Evet, burası geldiğim yer. Yanlış yerden sola döndük. Dur bakalım. Ne yapacağız? Tamam, buradan. O tarafta fazla bir şey yoktu. Düzgün bir şekilde düşünelim bakalım. Bu adamı rahatsız edelim mi? Sen ne yapıyorsun? Sen çöple birlikte hoş vakit geçiriyorsunuz. Prison block. Hapishane bloğu. Çok güzel, çok hoş. Cesetler de bir o kadar hoş. Buradan aşağı mı atlayacağım? Şaka mısın sen? Hadi aşağı atlayayım bakayım. Ops. Hop. Yok. Vay anam vay. Sen her yerde mi karşıma çıkarsın ya? Allah kahretmesin seni, beceriksiz. Ay, oğlum zıplasana. Oh be. O aydan ilk kez beni kovalamadan kurtuldum. Ha 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 ha. Şu anda çok büyük bir zafer kazanmış gibi hissediyorum. Fazla takılmadım. Buna fark ettim. Şimdi ben böyle dedim takılacağız biraz. 2 saat 45 dakika şey yapmışız toplamda. Bu oyunu. Bunun daha devamı var mı? Burası aşağı bölüm değil mi? Ha yok, buradan aşağı atlıyorum. Ya yani manyaklığım benim. Buradan yukarı atlayamıyorum ama burada biraz bekleyeceğiz böyle. Kulaklarımız çınlıyor. Senaryo gireyim acaba bu? FPS fırladı. Allah Allah, çok ilginç. Bilgisayarım bugün iyi. Şurası sanki hoş bir alanmış gibi görünüyor. Yani burada oturup güzel güzel sohbet yapabilirmişiz. Ama sohbet yapacak kimse yok. Herkes öldü. Ne olacak? Ne bekliyordun? Çay içeceğiz böyle adamla. Karşı karşıya. Kurabiye yiyip çay içeceğiz zaten. Benim aklımdan geçen o. Bu da bitiyor. Neden bu kadar fazla pil verdikleri? Yok abi, yok. Yok. Vallahi yok yani. Olmaz. Hatta olmayacak. Ha, bu çok kolaydı ya. Çok kolay bir bulmaca gibi bir şeydi yani. Ben direkt kaçıyorum yani buradan şu anda. Allah kahretsin. Nereye geldim ben? Çüş lan, aynı yere geldim. Adam var ya, deli gibi peşimden koyup kovalıyor. Var mı burada bir şey? Öldüm ya, şu anda ölüm fermanımı imzaladım. Vallahi mi? Aa, diğer tarafta çıkış var. Bu ne? Diğer tarafta hiçbir yok. Ah, gece görüşü kazandık birazcık. Ben bu olayı anlamadım ya. Aa. Hayır, ahmak herif. Ya bu adam gaza gelip atlıyor sürekli. O zaman bu taraftan yani. Oğlum. Ne çektirdin bana var ya.
Ne yapacağımı da anlamadım yani. Diğer taraftan düşüyorum, şeye geliyorum. Evet, takıldım yani. Hiç takılmadım dediğim anda takıldım. Aa, acaba pencere falan mı var? İçeri mi atlayacağız? Ama aynı yere falan geliyoruz yani. Yani pek bir şey anlamış değilim bu işten. Evet, gene canımı okudum. Burayı mı açmam gerekiyor acaba? Kaç 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 kaç. What do we do? O adam bu karanlıkta nasıl görüyor? Of. Abo. Ben diyorum ki adamın geldiği yerden kaçalım. Aha, buraya gidiyormuşuz ya. Vay Allah'ım ya Rabbim. Böyle acayip bir yere geldik. Girebiliyor muyuz bari içeriye? Hayır. Şuradan devam ediyoruz. Aman. Notlar. Suyu içme. Sonra çok kan var, kokusunu alabiliyorum. Çocukken ağzınıza bozuk para koyduğunuzda gelen o tat gibi. Fısıltılar artık daha çok anlaşılıyor. Statik radyo parazitli mi var bakacağım. Bulmak için kuvvetli bir his var içimde. O his senin canını okuyacak daha sonra. Ölüm fermanı olacak bu his. Senin yüzünden öleceğiz ulan. Ben nereden geldim? Ben şuradan geldim herhalde. Şuradan. İki film kaldı sadece ya. Bak mı? Şaka. Diğer tarafa sonunda ulaştım da. Çıkılıyor mu buradan? Yok. Etrafı böyle dolaşacağız birazcık. Ha, oradasın. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Soon. Devrim mi? Revelation is at hand. Revelation, Revolution. Onlar Revelation, Revolution'la karıştırmışlar. Çeviri yapanlar. Revelation başka bir şey ya. Dört tane var, ben onu merak ettim. Ben... Bu diğer tarafta ne var peki? Yok mu fil falan ya? Dışarıda canım okudu fillerde. Filler yüzünden canım okudular. Hah! İyi, güzel. Gene karanlık gelir tabi. İnsan ışık açmaz, bir şey yapmaz, bir elektriği açın ya. Tamam, delisiniz de hani. Allah. Dostumuz gene orada. Dostumuz gene orada yani. Çam ağacı gene orada dolanıyor. Var mı burada başka? Falan yok. Şunu açabiliyor muyuz? Yok, az önceki kapı var. Az önce açmaya çalıştığımız kapı var. Burada bayağı kan var. Bayağı kan var. Kapı açacak, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Bu taraf açık mı? Pil bulduğumu söyle. Yes! Gene değiştireceğiz ama olsun. Şöyle bakalım etrafa birazcık.
kaç. Ve kaç. Kaç. Allah kahretmesin, yanlış yere geldim. Bari merdiven altında bir şey olsun. Dosya iyi. Destek personel için Wall Rider mitolojisine kısa bir bakış. Merkez şirketleri. Not. Bu destek işaretleri yalnızca bilgi, iaret bir kelime varsa bilmiyorum anlamına. Yalnızca bilgi vermek amaçlıdır. Tedavi sırasında veya sonrasında hastayla direkt ilgilenmeye kalkmayın. Wall Rider, Alp, Mara veya Strat olarak da bilinen, yani Alp diye bir arkadaşınız varsa kaçın yanınızdan. Kaçın. Son sürat kaçın. Wall Rider o. Şaka yapıyorum. Şaka yapmama ihtimaline karşı yenilmesi. olarak da bilinen uyuyan kişilerin rüyalarına gelip onlara eziyet eden Alman kökenli şeytani bir yaratıktır. Uyuyan kişilerin göğüslerine çökerler ve baskı yaparak nefes almalarını engel... Bizim şey bu... Karabasan mı? Karabasan bu. Ya bu her mitolojide varsa bu şey... klasik bir şey. Uyuyan kişiler dehşet içinde uyanır, felci ve boğulmuştur Mara. Ona uyku felci deniyor. Mara kelimesinin dilimizdeki karşılığı kabustur. Ha, Mara diye şey vardı bak. Aedra vardı. Aedra vardı şeyde. İblis nadiren cinsel saldırılar da yapar. Uyuyan kadınlar memelerinden süt içtiği, uyuyan erkeklerin ise memelerden kan içtiği bilinir. İlginç bir detay. İlginç bir detay. Öğrendik. Bob! Ya. Bu tarafa gideceğiz yine. Paşa paşa. Bize başka bir seçenek sun. Ya neden ben daima birilerinden kaçmak zorundayım ama? Senin daha sonra görüşeceğiz. Canınız zor. Ha, yukarı. Patlayabiliyorum da. Burası iyi bir yere benziyor. Mumlar falan var çünkü. Mum varsa iyidir. Bir tane oyun vardı ya. Ya şey, saklambaçta. Katlardan geçebilirim, çok hoş. Burası pek hoş değil ama. Var mı pil falan? Pil verin ya. Bu ne? Sigortamı toplayacağım şimdi. Hiç başka bir şey yok zaten. Daima bir şey toplamam gerekiyor. Pil gerek, pil. 3 pilim var sadece. 2 film kalacak yakında. Al işte. Aha. Outlast çağrılarıma cevap veriyor. İlkler yaşanıyor beyler bayanlar. İlkleri yaşıyoruz. Driving the nails. Deli işte, ne yapacağım, ne anlayacağım. Tamam. Bunu aldım. Ah! Hoppa! Fake attım işte. Fake atmadım. Sadece rafına dolandım. Biraz sonra tam karanlık olacak herhalde. Bir yere gitmemişim ha. 3 tane gerek, ben başka yere gidemiyorum ama. Yok, buraya açmışız. Daha buralara falan gideceğiz. Yo, burası bir saklanma yeri yani.
Doğrudan giderim yani, benim için hiç sorun yok bu konuda. Acayip acayip yerlere geliyoruz. Abicim. Senden de öyle aldık, kusura bakma ama. Yapacak başka bir işimiz yok. Bir tane daha var ya. Oha, iki tane daha var. 6 tane oldu. Ve yani daha diğer pil o kadar da bitmedi. Kaydet ve çık yapıyorum. Umarım burada kaydeder. Evet. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.